Merhaba canlar, ben Dila. Yeni bir Resident Evil 7'nin bölümünden daha merhabalar. Geçen bölümde hatırlarsanız Jack babayı öldürmüştük. Sonra serumu Mia'ya enjekte ettik, onu kurtardık. Sonra Ethan'ı bu mold diyeyim, yani böyle siyah şey kaçırdı. Biz Mia ile oynuyoruz şu anda, gemideyiz. Adamın eli... Ha, tamam, bıraktı. Şimdi de burada kaydedip bırakmıştık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Buralarda bir şeyler yok. Bizim eşyalar Ethan'da kaldı. Ondan önce şu kapıyı kapatayım da şöyle. Ben şu olayı biraz özetlemek istiyorum canlar. Burası sakin, hazır bölümün başında. Bu demin geçen bölümde Evelyn'i gördük falan. Şimdi bilmeyen arkadaşlar varsa kafaları karışabilir. Karışır. Ben kısaca bir olayı özetleyeyim. Çünkü çevirisini yaparken öğrenmiştim. Sonra biraz da şeyden araştırdım. Resident Evil Wikia'dan okudum. Yani eğer bakmadıysanız kafanızın karışması çok normal. Ben ondan bir açıklayayım şurada. Sakinken, hazır burada bir aksiyon içine girmedik. Gerçi dışarıda moldutlar geliyor. Orada aksiyona gireceğiz. O yüzden ben şurada bekleyerek olayı anlatayım. Şimdi Evelyn'i gördük canlar. Ondan sonra bir geminin içindeyiz. Bu gemi Evelyn'in nakliyatının yapıldığı gemi. Yani bir Evelyn bir biyolojik... Her neyse. Evelyn bir biyolojik silah. E serisi. Aslında başta Tensu tarafından yapıldığı söylendi Evelyn'in. Fakat sonradan baktım ki Resident Evil Wikia'da kaynak değiştirmesi yapmışlar, bilgi değişimi. Çünkü hiçbir oyunda, hiçbir belgede hani Evelyn'i, yani E serisi biyolojik silahları, ilki Evelyn oluyor gerçi. Başka şu ana kadar görmedik, ileriki oyunlarda gösterirler belki. Her neyse, hiçbir şekilde Tensu'nun yaptığına dair onaylayan bir bilgi yok. Bu yüzden ismi verilmeyen bir şirket tarafından büyük bir ihtimalle HGF, HGF yardımıyla, onun yardımlarıyla oluşturulduğu söyleniyor. Yani şeyde, Resident Evil Wikia'da yazan ve birkaç belgede söylenene göre böyle. Ne dedik? İşte Evelyn bir biyolojik silah. Kendisi nasıl anlatsak, o zihin kontrol şeyini nasıl anlatacağım bilemedim de, her neyse. Belki şu videonun şurasına bir yerine yazarım o şeyini. Biyolojik açıklamasını, ki çok da lazım değil. Her neyse, zihin kontrolü yapabilen bir biyolojik silah. Bu zamana kadar hep bir sürü biyolojik silah gördük. Yani normalde böyle ilk defa hani zihin kontrolüyle yapabilen bir biyolojik silahla karşılaşıyoruz. Diğerlerinden çok farklı. Tabii böyle olunca da, ki Evelyn'in üretilme amacı da savaşlarda kullanmak. Yani savaşlarda kullanma amacıyla üretilmiş bir biyolojik silah. Her neyse, işte Evelyn'in üretilmiş olması, özellikle zihin kontrolü yeteneğinin olması, biyolojik silah marketlerinde tartışmalara yol açıyor. Yani ki çok mantıklı da, yani zihin kontrolü yapabilen bir biyolojik silah sonuçta az buz değil yani. Her şeyi yapabilir insanların. Hani ki Evelyn'in zihin kontrol edebilmesi için, yani kontağa geçmeniz, yani bir konuşmanız falan yetiyor yani. Hemen o şeyi enfekte ediyor ve sizi hemen kontrol altına alabiliyor. İşte bundan dolayı da Umbrella Corps gibi, Umbrella Corporation değil canlar, Umbrella Corps, ona dikkat edelim. Umbrella Corps gibi örgütler tarafından, yani bu biyolojik silahları temizlemek, işte bunların kökünü kurutmak amacıyla kurulmuş örgütler tarafından bu Evelyn'in üretilmesi falan, bunları yani öğreniyorlar ve Tensu'nun laboratuvarlarını basıp Evelyn'i öldürme kararı alıyorlar. Ben niye ekranı döndürüyorsam, her neyse. Öldürme kararı alıyorlar. Tabii bunun da haberi olunca, öğrenince
Evelyn'i başka bir laboratuvara taşımaya karar veriyorlar. Ve bu gemiyi, gördüğünüz bu gemiyle Evelyn'i nakliyatını yapmaya karar veriyorlar başka bir laboratuvara. Fakat bu sırada gemi paralı askerler tarafından saldırıya uğruyor. Bunun sonucunda da gemi işte saldırıya uğradığı için de Evelyn kendisini rahatsız hissediyor ve kaçıyor. Tabii bu, şimdi siz diyeceksiniz Mia ne alaka? Mia da bu bebek bakıcılığı, Ethan'a başta demişti hatırlarsanız bebek bakıcılığı işi diye. O bebek bakıcılığı işi de bu iş oluyor ve Mia da bir Tensu ajanı, yani bu nakliyatta çalışan bir kişi. Ayrıca Alan da var yanında, Alan Douglas. Onu da ileride göreceğiz. Böyle. Ondan sonra ne dedik? Ha şey, kaçıyor Evelyn. Kendi hayatını daha fazla artık bir laboratuvarda geçirmek istemediği için kaçıyor geminin içinde. Ve bu sırada kendisini rahatsız hissettiği için de mold kusmaya başlıyor. Vücudundaki o hani bir biyolojik silah ya. Bu moldlar da tabii bizim bu oyunun başından beri dövüştüğümüz, kavga ettiğimiz, kapıştığımız şeyler. Kendileri insan bedeni olmadan da, yani şuradan görüyorsunuz, o insan bedeni olmadan da oluşabiliyor bu moldlar. Çok acayip gıcık bir virüs. Ne dedik? Ha, Evelyn kaçtı dedik. Ondan sonra bu, ha şey diyelim, aynen şeyi, Jack'in bulmasını falan bahsedelim. Ondan sonra bu gemi kaza yapıyor. Bu şeyin oraya, eski evin, orada harap olmuştu, eski evi görmüşsünüz oynarken videolarımda yani. Orada kaza yapıyor gemi. Gördüğünüz demin dışarıdan da gördük orada. Kaza yapıyor ve Jack Dawn, Mia ve şeyi, Evelyn'i orada buluyor ve yardım etmek için evlerini alıyor. Bundan sonraki olayları zaten Daughters DLC'sinde gösteriyor. Ama işte kısaca söylersek, yardımları Baker ailesinin maalesef onların sonunu getiriyor. Yani kontrol altına alıyor. Onların cinayetler işlemesini sağlıyor Evelyn. İnsanların şeylerin, pardon, Baker ailesinin ve insan, oraya gelen turistleri falan öldürüp böyle molda dönüştürüyorlar falan. Bayağı cinayetler işleniyor ki gördük oyunun başında. Başka söyleyecek bir şey kaldı mı şu anlık? Aklıma gelmiyor. Unutmadım bir şey herhalde. Mia'nın çalıştığını söyledik. Bulduğunu falan söyledik. Evelyn'i söyledik. Zingol. Tamam, her şeyi anlattık herhalde. Sırası geldikçe eğer bir şeyler atladıysam onları da şey yaparım, ben canlar söylerim. Şimdilik devam edelim yolumuza. Unutursam bir şey şuraya da not olarak da yazabilirim. Şu anlık aklıma geldiği kadarıyla her şeyi söyledim. Öyle hatırlıyorum. Şimdi burada gemide yolumuza devam ediyoruz. Bu ne? Kapı kapalı. Burada ne var? Ben seni nasıl kıracağım? Silah, ay, ateş etmem. Ateş mi edeceğim ben? Bitki bulduk. Bu arada galiba yaptık mecbur. Her neyse. Mia ile galiba Ethan'ın eşyalarına ulaşamayacağız. Yani bulduğumuz eşyaları sıfırdan başlayacağız sanırım. Sandık yok yani. Çünkü sandık, bilmiyorum, yok herhalde. Kullanmayacağız yani. Mia kendi eşyalarını kullanacak. Ethan kendi eşyalarını, düşünüyorum da. Sen mi geldin ya? Oo. Kapat kapat kapat. Kapat. Lan kapat ha. Şuradan ilk mermimizi bir yapalım. Şu bendeki şey ne? Strange Bottle ne lan? Ha. Bu galiba Evelyn'i öldürecek şeyi, şırıngayı mı desem? Şeyi işte, Evelyn'i öldürecek zımbırı yapacak şeyin bir şeysi galiba, hani nasıl diyeyim, malzemesi sanırım. Evelyn tabi Tensu çalışan olduğu için böyle şeylere sahip kendisi. General Purpose Fuse. Lan.
Bayağı da içli dışlı olduk değil mi canlar? Ne güzel içli dışlı oluyoruz. Mükemmel. Acayip içli dışlı oluyoruz. Ne buldum lan ben? Machine gun ama mı? Machine gun bulacağız galiba. Taramalı. Yes. Siberim. Şimdi bu geminin şeyi de söyledim değil mi? Aynen şeyin. Evelyn'i taşımak için kullanılan gemi olduğunu söyledim. Kustuğunu söyledim. Aynen tamam. Hepsini söyledim. Bir yolu atlamamışımdır diye düşünüyorum. Ayakkabılar. Şu bir dakika şunu okuyalım. Dear Janet diyor. Değerli Janet. Hey diyor. Nasıl gidiyor? Sen bu mektubu alana kadar büyük bir ihtimalle yarım yıl geçmiş olur. Ol diyor. Hayat burada çok sıkıcı. Her gün aynı diyor. Aynı sudasın diyor. Aslında bunu çevirmeye çok gerek var mı? Burada çalışan birisi. Biz en iyisi şöyle diyelim. Okuyalım bir kısaca. Ha işte bu geminin şeyinde çalışan, bu gemide yani nakliyatta geminin çalışanlarından birisi. Bu ne? İçinde bir şey mi var bunun? Burada çalışan insanlardan birisi sevdiğine, eşine, sevgilisine mi, kocasına mı, neyine artık bir şeyine mektup yazıyor. Beauty in the Black Lagoon. Bu da bir dergi. Black Lagoon, siyah Lagoon. Lagoon'daki güzellik diye bir başlık atmışlar. Geride bir tane belge kalmıştı. Ona bakmadık gerçi ya. Dönebilir miyim ben ona acaba? Sandık yok mu ya? Bu da devamı mı bunun? Giovanni Finetti. Bakalım ne diyormuş bunda. Bizim için çok geç. Dünyanın burada ne olduğunu bilmesine izin veremem. Bank room diyor. Bank odasında diyor. Dinleniyordum falan demiş. Uyuyordum yani half sleep, tam olarak uyukluyormuş. Çocuk sesi de duydum diyor. Küçük çocuk sesi, gülüyordu diyor. Ya da bu benim kafamın içinde miydi diyor. 7:30'da uyandım. Birisi bir arkadaşı gitmiş bir şeye bakmaya. Ama arkadaş geri dönmemiş. Ha. 7:50'de de bir çığlık duymuş. Ha, Clark. Clark'ın da şeye gitmiş. Laundry room. Giyinme odası. Laundry giyinme miydi? Ha, laundry room galiba giyinmeydi. Yani giyinme odasına bakmaya gittim ve Clark'ın siyah yaga tıkımsı bir şey tarafından yendiğini gördüm diyor. Ha, o şey benim etrafımda, o yaga tık benim etrafımda dönmeye başladı. Büyüktü diyor. Sivri dişleri vardı çenesinde falan diyor. Küçük çocuk gibi çığlık attım ve kaçtım diyor. Şekerde vardı. Bank odasında huddled up galiba şey olmuş. Esir kalmış. Ellerim titriyor bunları yazarken diyor. Çığlıklar duyuyorum sürekli diyor. Ya tamam. Moldlar tarafından insanların ele geçirildiği falan, yaşadıklarını falan anlatmış adam. Yazık. Ya ben... Aha, bir tane de mermi boşa gitti, süper. Zaten mermileri bol bol buluyoruz ya, saçıyorum ben de. Neyse. Yani belgemiz geride kaldı da yapacak bir şey yok. Şimdi geri de dönesim yok ama okusak da iyi. Bir tarafım diyor ki git oku. Öbür tarafım diyor ki bok yeme dur yerinde.
Zaten haritada bulamadım. Sanki burası benim geldiğim yer ya. Bu ne her yer birbirine benziyor. Şimdi orası kilitli, orası kilitli. Şu şey odasına girdik şuraya. Burası. Şurada bir tane oda vardı. Ben kaçmıştım. O hangi, neresiydi o? Şuradan gideceğiz. Burası açılır mı? Bu açılır mı? Bu açılır. Hayda. Kırıldı. Kaldık mı mal gibi? Süper. Her şeyi söylemedik. Tabii. Evelyn'in neden Mia'ya anne dediğini bir söyleyelim. Bu nakliyat boyunca sürekli Evelyn'in yanında Mia olduğu için ona anne diyor. Tabii Evelyn şeyde kaset birazdan bulacağız gerçi. Orada da sana anne diyebilir miyim falan filan diyor. Ay diyebilirsin falan filan diye de şey yapıyordu. Bundan dolayı da anne diye sesleniyor Mia. Bir nevi annesi gibi yani. Koruyup kollamış falan. Mia da yani bu işlerde hani kendisi istemeyerek bulunuyormuş gibi değil yani. Sanki kendisi isteyerek çalışıyor. Benim oda girmediğim oda kalmadı herhalde. Ben o zaman ne yapayım? Orada merdiven varmış. Oradan geçemiyoruz. Biz nereye gideceğiz? Biz nereye gideceğiz? Şuradan geçsek. Burası aynı. Ben bulamadım nereye gideceğimi. Her yer birbirine benziyor ya. Yanlışça basıp durmuyorum tabii. Merdiven aslında oradan şeye girsem. Şuraya girmenin bir yolunu bulsam. Bulabilir miyim ki? Burası mı orası? Bu da bir merdiven falan bir yer yok mu ya gitmek için? Yok mu şöyle girebileceğimiz bir yer falan? Harap olmuş buralar. Bu merdiven var, üst kata çıkabiliriz ama. Ama nasıl gideceğiz oralara? O merdivenle orası kırıldı, orayı açamayız. Look for Ethan diyor. Ethan'ı ara diyor da nereye bakayım ben Ethan için? Ama bir dakika, fuse buldum ben ya. Bir dakika, fuse'u nereye takabiliyorum ki? Dur bakayım. Fuse bulduk. Asansör çalıştıracağız galiba o fuse'lu. Fuse'u nereye takabiliyorum? Nereye takabiliyorum? Nereye takabiliyorum? Buraya takılmaz. Fuse'u takacak yer lazım bana. Sen açılıyor musun? Açılıyorsun, bir şey yok ama. Sen de yok. Fuse'u nereye takabilirim ben? Heh. Ama ben buradan mı almıştım füzü ya? Ben buradan almıştım galiba. Evet, buradan aldım. Buradan alıp geri koyarsam hiçbir anlamı olmaz. Şu hapı kullansam aslında. Atladığım bir şey mi var? Burada neler var? Bu ne ya? Psikolojim bozuldu. Bir sürü eşya var. Geri mi dönsem acaba? Ha, asansör. Bunu itebiliyor muyum acaba? Bir şekilde buraya gireceğiz ama nasıl?
Havalandı mı, boşundan falan bir yerden gireceğiz kesin. Sen ne yapıyorsun? Sen bir geber. Kapı mı var burada ya? Ha bir dakika. Tabi bu ya. İyi bari bir şeyler bulabildik sonunda. İkinci kata gidelim bari. Bu taraftan kilitli. Şaşırmadım. Şimdi burası iyi açıldı burası. Çeviriyor mu? Yok. Çevirmiyor. Lan. Watch it. What? Why? Hah, Evelyn. You need to remember so we can be a family. Ha şimdi o nakliyat sırasında o nasıl dönüyor salak. O şeyleri göreceğiz şimdi. Douglas'ı falan. Kustuğu yerleri, kaçtığını falan onları göreceğiz. Ne gülümseyip duran kız? Ha? Ne 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 ne. Bitch. Hala bana bakıyorsun. Ne bakıyorsun kızım? Ha? Gülümsüyor bir de. Başka oda var mı? Başka oda var mı? Burada yok. Burada başka oda yok. Biz de kaseti izleyeceğiz. İzleyelim kaseti. İyi tamam bakıp durma be. Öf. Ne biçim bakıyorsun ha? Bak hala bakıyor. Tamam al izliyorum. Bakma hala. Manyak. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. Dediğim gibi Alan Douglas bu arkadaş. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah. Kaçması benim suçumdu falan diyordu. She didn't attack you. Ben anasıyım çünkü. I can't believe this is happening. Here, take it. Ha, o elimizdeki şeyi de verdi bize. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Evie, neredesin? Aha sandık var lan. Tabi. Elimizde bunlar var. Şu supply box açayım bari lan. Dosa. Lazım olur bu. Açamıyor mu? Açılmıyor o zaman. Bu içi açıkmış lan bunu. Neyse. Şin. Şuradan devam edelim. Machine gun. Special Operations Division. Special Operations Division. Alan Droney diyor. Douglas değil miydi lan bu adamın soyadı? Neyse. Alan Droney ve Mia Winters diyor. Ha. Ha, çalınması büyük çalınma riski var falan demiş. Biyolojik silah ya. Ondan bahsetmiş. Sizin emri, sizin yapmanız gereken diyor. Branch, ha. Central America branch şeyine kadar, Merkez Amerika şeyine kadar götürmeniz falan demiş.
şu şeyleri falan da emin olun falan demiş. Avoid suspicious. Suspicion. Yani düzgün bir şekilde götürün oraya demiş. Kısacası öyle diyelim. Sağ salim aktarın oraya diye yazmışlar kısacası. Gemi tabii normal o zamanlar. Yakınlarda şu anda. Ha, bu kolumuzda yazan sayı 16-15 diye azalıyor ya. Bu Evelyn'in yakınlığı, uzaklığını gösteriyor bize. Şu anda çok yakınız. 7-8-6. Buralarda. Uzaklaştı. Uzaklaştı. Şimdi yakınlaşıyoruz tekrar. Tekrar uzaklaştı. İlk kata bakmam lazım bir ilk önce. Gemi normal o zamanlar tabi. Tertemiz. Buralarda değil bu kız ya, nerede? Bu odada mı? Aynen burada. Yakınız şu anda. Şu mermiyi de alalım. Heh, iyice yakınlaştık, şuradan geç. Ha, kusmaya başlıyor. Evan konuş. She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Bulmamız lazım yoksa kusmaya devam edecek. Şeyini çıkarsan kız. Find Evelyn diyorsun da ben nereye gitti ki bu kız? Şuradan mı gitti? Nereye gitti? Uzaklığını yakınlığını da göstermiyor. Kusmaya devam. Aynen. Klimbap. Nereye? Klimbap. Heh. Nereye çıkacaksın lan? Ha şuraya. Mia da, Mia işin ustası. Ama bir oha, arkadaşı da geldi tabii ki. İyice artık şey olmaya başlıyor. Ne tarafta bu kız ya? Şuradan gideceğiz. 30, 32, 33 yok. Uzaklaştı. 38, 30, 36, 30 yok. Şöyle gideceğiz. Böyle yaklaşıyor. Şöyle. İyice yaklaştık, tamam. Yok amma hızlı kaçıyor bu kız da ya. Üst katta galiba ya. Üf. Senin arkadaşlarına da başlayacağım Evelyn. Aç. Bence ikinci katta bu kız. Girsene ha. Kaç ya? İkiye git. İki. Zaman ona git bakalım. Heh, yaklaşıyoruz, tamam. Bu katta. Ha, kaçıyordu falan zaten, tabii doğru ya, orada bir konuşma falan geçiyordu. Hatırladım. Hayt.
Hayır, hayır, hayır. Bak ne yapmadım ben şöyle. Geç aklıma geldi kuark yapmak. Neyse. Kusmaya devam. Her yeri çarpmaya devam ediyor. Evelyn. Böyle var mı? Şey, taramalı mermisi. Gel. Oo. Wow wow wow. Buna bir şey lazım. Bu ne? Ha, remote bomb diyor. Burayı mı patlatacağız acaba gemiyi? Hmm, olabilir aslında. Patlatma işi yapıyor olabiliriz. Hoyt! Sağlığın ne durumda? Hafif kalmışsınız. Dayı öldün mü sen? Dayı ölmüş. Bizden uzaklaşıyoruz ya. Nerede bu kız? Ha, yaklaştık tekrar, tamam. Ha, şurada bir yerde gözüküyordu. Dur bir dakika. Hah, çok yaklaştık. 9. Hadi kaçtı gene ya. Oo. Açacağım. Aga yine. Ne var burada? Ha, bu zımbırıklardan. İyice. Sağlık yapalım bir dakika. Tekrar yaklaşıyoruz. Şurayı açalım ilk önce. Bana kızgın mı zannediyor? I'm not mad. Wait. What did you call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house and I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me right now. Okay? Where are you, Evie? Ev istiyorum falan. Laboratuvarda yaşamak istemiyorum dedi. Ay, o gülüş. Demoda duyduğumuz o gülüş. Yes, but she ran off. She's kaçtı, kaçtı. Those things are everywhere. I told you. Tabii kusuyor. Oluşuyorlar. Are you okay? Abi. Ne tarafa gidiyorum ben ya? Söylesene ya. O siktir. O siktir. Lan demoda şeyde öleceğim. Kasette öleceğim. Gebersen anan, oha nasıl sürünüyor. Oha derden aşağı atıyor. Giber lanet olsun. Bu da yaratık çıktığından gördüğüm şu an doğru yola gidiyoruz. Bu da ne tarafa? Şu saati göstersene kızım. Şşt, heh. 28, 27, 26 buralarda. Hayır, ben senin gibi kızım. Buraya da kullan. Aç 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 dedik. Zaman aleyhimize işliyor.
Bu bombaları niye topluyoruz acaba? O açılmayan kapıları açmak için mi acaba? Oha çok uzaklaştın kızım, ne yapıyorsun sen? Bakalım burada ne var? Buralar yanmış. Tabii gemiyi de şey olmaya başladı. Burada düşman çıktığına göre burada bir doğru yoldayız. Ya ben buralardan geçtim sanki ya. Dur bakayım. Kaçamayacağım yaşamlardan. Bu bombaları ne yapacağız? Dur ya bir dakika, saati göster bakayım kızım. Kaç? 57, 58. O tarafta ya. Hani oradan geçmem lazım. Oha. Kendimi şu odaya kapatacağım. Bitkiyi kullan. Ya bu ne, kasette bile rahat bırakmıyoruz ya. Has. Ben öleceğim lan. Çok. Bombaları ne yapmış acaba ya? Kuruyoruz mu? Ne yapıyoruz bu bombaları? Ha bu bombaları kullanıyoruz galiba lan. Ulan. Ben atsam şuraya ne olur? Bir şey olur mu? Kaçayım ben şuraya. Açtırmıyor lan. Şu kapının arkasına atacağım ben ya. Arkadaşlar. İyiymiş lan, ben bunu daha önceden niye fark etmedim? Neyse, geç olsun güç olmasın. Yamulduk biraz ama. Bunun bıçağım yeni mi geldi ya? Mesela daha önceden var mıydı? Heh, Evelyn. Dur kız! Bak. Çağ gel. Ha, gitti elimizdeki şey. Gel hadi gel. Hadi. Ulan gideceğiz herhalde. Yok lan, biz burada 3'e gideceğiz. Ay Evelyn, ne uğraştırdın kızım. Emergency safety lockdown system has been engaged. Tırmanalım burada. Etrafa gideceğiz. Şöyle gidelim bari. Üst katta diye yazmışlar. Alan. Ellen yazmış galiba. Ellen gitti, ne olacak? Ellen geberdi. Ellen cici oldu. Merdivenler nerede? Nasıl gideceğim ben üst kata? Şunu da kullan şurada. Ne işe yarayacak ki? Ha iyi, bomba varmış, iyi. Demek ki bayağı şey çıkacak. Molded çıkacak bu aç verdiğine göre. Buradan çıkınca nereye gideceğiz ki? Kapı açık. Hah. Üst kata gideceğiz. Sonunda buldum. Tamam, tekrar yaklaştık. Buldum seni Evi. Bekle. Sen bekle. Annen geliyor. Annecik geliyor, bekle. Annecik sana aile mezarlığını tersten gösterecek. Sen bekle. Geliyor annecik. Allah senin. Ne yapıyorsun sen Ellen? How
İyi miyim? Nasıl geldim buraya? Eve kaybettim. Kontrolden çıktı. Kusuyor gitsin. Don't say that. Öldü tamam. Neyini dönseydi? Adam öldü. She trusts you. That little bitch, she never demeyecektin ona. Little bitch dedi. Sinirleniyor. Ellen, listen. She's trying to take control. You have to fight her. Savaş diyor, savaşamıyor. Little bitch deyince sinirlendi. Vücudundaki virüsü yayılmasını hızlandırıyor. Gitti. Hadi 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 hadi. Oha, Evelyn. Mia da gitti. Mia da böylelikle enfekte oluyor burada. Kontrolünü öyle eline alabiliyor. Oyunun başında bize saldırmıştı ya. Yamuk yamuk yürürken. Böyle bir şeyler. Ne yapacağız burada? Ha, o oyunun başında bize çektiği videoyu burada çekiyor galiba. Aynen. Ha tamam tamam. Etkisi altına alıyordu Evelyn Ethan'ı çağırması için. Oradan sonra direkt buraya girip videoyu çekip çağırıyor. Aynen. Evet, öyle. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay. Bu arada sağda medium quality yani orta kalite diyor. Geçen de Resident Evil Net'te bunun sorusunu sormuşlardı. Orta kalitede çekiyormuş videoyu. Onu da öğrenmiş olduk. Resident Evil Net'te sormuşlardı onun sorusunu. Ben de hatta demiştim ne kadar ince detay diye. Gemi gidiyor. Wait. We'll be together forever. Sonsuz hep birlikte olacağız gibi. Bitti. Kaset. Yalnız çok iyi çekmişler bu sinematiği. Ve gittiler. Çok iyi çekmişler ya. İşte buradan sonra da Jack buluyor bunları, eve getiriyor. Yardım edelim diye. Ama keşke getirmeselerdi. Getirmeseydi. Yardım edelim demeselerdi. Ben bu bölümü burada bitireyim madem. Bayağı uzun oldu zaten. Evet, hatırlıyorum lanet olsun. Hayır. Aile olamayız. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Sana. O zaman sana artık ihtiyacım yok dedi. Aile olamayacaksak diye. Neyse canlar, ben bu bölümü burada bitireyim, şurada kaydedip. Bayağı uzadı bölüm zaten. Şura kaydedelim. Bir sonraki Resident Evil 7'nin bölümünde görüşmek üzere canlar. Kendinize çok çok iyi bakın.